Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere slime seti yapımını göstereceğim. Slime seti yapmak için öncelikle bu şekilde bölümleri olan bir kutuya ihtiyacımız var. İkinci olarak slime seti yapmak için post-it'lere ihtiyacımız var. Post-it'leri de slime'ların isimlerini yazmak için kullanacağım. Şimdi hemen kutumuzun üstünü tamamlayalım. Gördüğünüz gibi slime setimin kapağını ben bu şekilde süsledim. Renkli bantlar kullandım. Post-it'lerin üzerine slime'ların ismini yazdım. Ve aralara da sticker yapıştırdım. Siz de kendi zevkinize göre süsleyebilirsiniz. Şimdi size bu setin içindeki slime'ları göstermek istiyorum. Şuradan başlayalım. Gördüğünüz gibi bu pullu slime gayet esnek, çok güzel. Ve kesinlikle ele yapışmıyor. Hatta oynarken bu şekilde sesler çıkarıyor. Oynaması oldukça eğlenceli. Evet, bunu yerine bırakalım. Hemen yanında metalik slime'ımız var. Bu da çok güzel bir slime arkadaşlar. Bu metalik rengini ben akrilik boyayla elde ettim. Kullandığım boyanın rengi çok güzeldi. Gördüğünüz gibi slime da gayet güzel oldu. Zıp zıp oyun jeli kullanmıştım bu slime'da da. Çok yumuşak ve esnek bir slime. Rengi de ışıl ışıl, çok şık. Şimdi diğer slime'ımıza bakalım. Evet, bu da boraksız slime arkadaşlar. Deterjanla yapmıştım bunu da. Tursil kullanmıştım. Boraksla yapılan slime'dan hiçbir farkı yok hemen hemen. Deterjanla da gayet güzel bir şekilde slime'lar elde edebilirsiniz. Yalnız tabii ki ben deterjanla yapılan slime'la uzun süre oynamayı tavsiye etmiyorum. Deterjanda kimyasal maddeler olabilir, zararlı olabilir. Evet, sağa sola bulaştırmadan bu şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi gelelim altın slime'a. Evet, gördüğünüz gibi kutudan rahatlıkla çıkarıp alabiliyoruz. Altın slime'ı nasıl yapmıştık arkadaşlar? İçine altın renginde bol miktarda sim dökmüştük. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde esniyor bu da. Kesinlikle ele yapışmıyor. En çok beğendiğim slime'lardan bir tanesi bu altın slime. Özellikle görüntüsü gerçekten muhteşem bence. Bu altın slime'ı da arkadaşlar ben bir ay önce yapmıştım. Gördüğünüz gibi sanki yeni yapılmış gibi. Bunu da yerine koyalım. Evet, şimdi bu ortadaki slime'a bakalım. Bu da karışık bir slime arkadaşlar. Şampuanla slime ve şeffaf tutkalla yapmış olduğum iki slime'ı karıştırmıştım. Daha güzel bir kıvama dönüştü iki slime'ı karıştırınca. Kıvamında herhangi bir bozulma olmadı. Gayet esnek ve yumuşak, ele yapışmıyor yine gördüğünüz gibi. Çıkan sesleri duyuyorsunuzdur. Çok güzel sesler çıkıyor oynarken. Bu da çok beğendiğim slime'lardan bir tanesi olduğu için ortadaki en geniş bölüme koydum. Bunu da yerine koyalım. Şimdi oje ile yapılan slime'a bakalım. Bunu da yine 2 ay önce yapmıştım arkadaşlar. Slime da benim çok hoşuma gitti. Özellikle ele yapışmaması, yumuşak olması ve esnemesi bunun da çok güzel. Evet, bunu da yerine bırakalım şimdi. Şimdi BİM tutkalıyla yaptığımız slime var. Bu BİM tutkalıyla yaptığımız slime olmamıştı. Ben de bunu çöpe atmamak için son anda içine
yarım çay bardağı kadar zıpzıp oyun jeli karıştırmıştım. Şu ana kadar yaptığım en güzel slime'lardan bir tanesi oldu arkadaşlar bu. Çok güzel, parlak, rengi cıvıl cıvıl ve içinde hava kabarcıkları var. Aynı zamanda hiçbir şekilde ele yapışmıyor bu da. Oynaması çok rahat. Şu şekilde baloncuklardan sesler çıkıyor. Bunu da yerine koyalım. Şimdi gelelim vazelinle slime'a. Bu da vazelinle yaptığım slime arkadaşlar. Bu slime de çok güzel olmuştu. Bunun kıvamı da aynen bim tutkalıyla yapılan slime'a benzedi. Evet, bu slime'ı da istediğimiz gibi gayet güzel bir şekilde esnetebiliyoruz. Evet, bunu da koyalım yerine. Şimdi bu beyaz tutkalla yapmış olduğum slime'a bakalım. Beyaz tutkalla yaptığım slime de çok güzel, yumuşacık. Kıvamı gerçekten diğer slime'lardan farklı. Daha yumuşak ama dolgun bir kıvamı var. Çok güzel esniyor bu da. Ve bu da kesinlikle ele yapışmıyor. Hiçbir yere bulaşmıyor. Bunu da yerine bırakalım. Şimdi Galaxy Slime'a bakalım. Bu Galaxy Slime'a da rengarenk simler kullanmıştık arkadaşlar. Kıvamı çok güzel. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde ele yapışmıyor. Yine yumuşak kıvamı. Yumuşak ama ele yapışmıyor. Yapışsa bile hemen toparlanabiliyor. Mesela şuralara yapışanları hemen yeniden elimden alabiliyorum. Bunu da bırakalım yerine. Slime setimiz bu şekilde arkadaşlar. Bu slime'ların hepsinin nasıl yapıldığı kanalımda var. Merak ettiğiniz slime'ları izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, slime setimiz ve içindeki slime'lar bu şekildeydi. Sizler de slime yapmayı ve slime'larla oynamayı seviyorsanız bu şekilde arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz çok güzel bir set haline dönüştürebilirsiniz. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki projede görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.